Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin bi adedi zerrati kainati mürekkebatiha. 23. sözden ikinci mefaz. İkinci mefaz insanın saadet ve şikayetine, şekavetine medar 5 nükteden ibarettir diyor. İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için. Bir, insan ahsen-i takvimde yaratılıyor. İkincisi, insan denen bu varlığa çok cami, muhteşem bir istidat verildiği için esfel-i safilinden âlâ-i illiğine, ferşten arşa, zerreden şemse kadar dizilmiş olan makamata, yani makamlara, meratibe, mertebelere, derecata, derecelere, derekata, tersi, derecenin daha küçülmüş haline girebilir, düşebilir, bir meydanı imtihana atılmış. İnsan denen varlık gerçekten ahsen-i takvimde yaratılıyor. Çok büyük ve cami istidat veriliyor. Bu istidatlarından dolayı esfel-i safilinden âlâ-i illiğine kadar, ferşten, arşa, zerreden, şemse kadar dizilmiş bir sürü derecelerin içinde ne yapılıyor? Bir imtihana, meydana atılıyor. Nihayetsiz sükut ve suuda giden ya nihayetsiz bir düşme var ya da nihayetsiz bir suud, yani saadetli bir yola giden iki yolun onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve neticeyi hılkat ve acubeyi sanat olarak şu dünyaya gönderilmiş. Evet, insanı tarif ederken Üstad Hazretleri muhteşem bir betimleme yaparak tarif ediyor. Diyor ki bir mucize-i kudrettir. Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesidir. Kudretli bir mucizesidir. İki, netice-i hılkattir. Yani kainatın yaratılmasındaki en büyük neticelerden bir tanesidir. Ve de acube-i sanattır. Gerçekten muhteşem bir sanattır insan. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedenisinin sırrını 5 nüktede beyan edeceğiz. Ben 1. nükteyi okuyacağım. İnşallah ondan sonra İsmail abiye sözü vereceğim. 1. nükte. İnsan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Arzuları sadece yaşadığımız dünya için değil, ebede kadar uzanmış. Ebedi olarak bir arzu besliyoruz. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti dahi arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i görmeye de müştaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ı görmek de ister. Müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş, yani ahirete göçmüş, %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden, ebedi ayrılıktan kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer acayip olan, acayip bir mahşer yeri olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Burası çok önemli, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak, koyacak bir kadir mutlakın dergahına ihtiyaca muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan, noksanlıklardan mualla, bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ifade edecek, insanın nihayetsiz ihtiyaçlarını ifa edecek, verecek, ancak nihayetsiz bir kudret, sonsuz bir kudret sahibi ve muhi, çok geniş bir ilim sahibi ancak olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız odur. İşte ey insan, eğer yalnız
ona abdolsan, yalnız Cenab-ı Hakk'a kul olsan, bütün mahlukatı üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten, kulluktan istinkaf etsen, ubudiyetten kurtulsan, aciz bir mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine, iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür, kibirlensen ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, taundan daha muzur olursun. İşte ey insan, sende iki cihet var, iki yön var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet fiil cihetidir. Yani fiil, amelde bir icat ve vücut meydana getirme, hayır ve müsbet. Bu fiil cihetimiz. Diğeri tahrip etme, adem, yok etme, şer, nefi ve infial cihetidir. Birinci cihet, yani icat ve vücut, hayır ve müsbet olan birinci cihet itibariyle arıdan, serçeden aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibariyle dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izhara aciz ettikleri, acizliklerini belirttikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit yalnız vüs'atin nispetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen, o vakit fenalığın tecavüz, tahribin intişar eder. Çok önemli. İşte toplum hayatımıza baktığımız zaman fenalık ve tahrip muhteşem bir netice alıyor. Çok hızlı netice alıyor. Neden? Çünkü fenalığın tecavüz, tahribin intişar eder, yayılır gider. Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir ademi tasdiktir. Fakat o tek seyyiye, o tek kötülük bütün kainatın tahkirini, bütün esma-i ilahiyenin tezifini küçük görmeyi, bütün insaniyetin, bütün insanlığın terzilini, düşmesini tazammun eder. Çünkü şu mevcudatın âli bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Çünkü şu mevcudatın, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şu mevcudatın yüksek bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat-ı Rabbaniye, her biri birer Cenab-ı Hakk'ın mektubu ve meraya-i Sübhaniye ve memurun ilahiyedirler. Cenab-ı Hakk'ın ilahi, Cenab-ı Hakk'ın birer memurudurlar, birer mektubat-ı Rabbaniyedirler. Küfür ise onları aynadarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine, zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevad-ı faniyeye ve ehemmiyetsizlik, çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey çok önemli. Ama burada tahrip neyle başlıyor? Ehemmiyet vermemekle, kıymet vermemekle, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi bütün kainatta ve mevcudatın aynelerinde nakışları, cilveleri, cemalleri görünen Esma-i İlahiye, Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin inkar ile tezif eder. İnsanlık denilen bütün Esma-i İlahiye'nin, Esma-i Kudsiye İlahiye'nin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami, çekirdek misal bir mucize-i kudreti bahire ve emanet-i kübrayı uhdesine almakla yer, gök, dağ tefevvük eden ve melaikeye karşı rüçhaniyet kazanan bir sahibi mertebe-i hilafet-i arziye, en zelil bir hayvan, aynı zamanda bu arzın halifesi olan bu insan, bu manada en zelil bir hayvanı fani zailden daha zelil,
daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız, karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Elhasıl nefsi emmare tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüzidir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder. 100 günde yapamaz. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, tam kul olsa, o vakit yübeddülullahu seyyiatihim hasenat, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Furkan suresi sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet işer. İnsanda aynı zamanda neydi insan? Muhteşem, gayet cami istidat vardı. O istidadın bir kısmı da neydi? Kabiliyet işer. Yani şerre de kabiliyetimiz var. Nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Bütün zaten mesele bizde var olan kabiliyet-i şerleri nihayetsiz kabiliyeti hayra çevirebilmek. Zaten imtihanımızın da sırrı burada. Ahsen-i takvim kıymetini almanın altında aslında kabiliyeti nihayetsiz kabiliyet-i şerlerimizi nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap ettirebilmek de yatıyor. Ve aynı zamanda ahsen-i takvim kıymeti almak ve âlâ-i illiğine çıkmaya namzet olmak. İşte ey gafil insan, bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına, keremine, Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine bak. Seyyiye-i kötülükleri bir iken 1000 yazmak, haseneyi 1 yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bakın kötülükleri 1 iken 1000 yazmak. Neden? Neticeleri itibariyle çok ciddi sonuç verdiği için kötülükler. Ama bununla birlikte haseneyi 1 yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde bir seyyiyeyi 1 yazar. Bir haseneyi 10, bazen 70, bazen 700, bazen 7000 yazar. Hem şu nükteden anla ki o müthiş cehenneme girmek cezai ameldir. Amelin karşılığıdır. Aynı adildir, yani adalettir. Fakat cennete girmek mahz-ı fazdır. Cennete girmek Cenab-ı Hakk'ın bize verecek olduğu bir lütuftur. O yüzden cennete aday olmak, esfel-i safiline düşmemek, âlâ-i illiğine namzet olmak için ne yapmamız gerekiyor? İcat ve vücut ve hayır ve müsbet manada fiillerimizi bu manada yönlendirmemiz, şerden uzaklaşıp hayra el atmamız gerekiyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.